Sayın üye, farkında mısınız bilmiyorum. Yemekhane ihalesi yapıldı, yeğene verildi. Bir arsa alındı, o da bahçe niteliğinde, kardeşten alındı. 879 bin lira kasko değeri olan arabalar 549 bin liraya yine kardeşe satıldı. Bunların hepsi resmi yapıldı. Hukuksal anlamda bir sıkıntı yok. Bu işleri yapabilecek içimizde becerikli üyeler yok mu? Neden bu tür işlemler hep kendi aile eşrafında dönüyor? Bunlara ek olarak hisse değerlerini de ekleyebiliriz. Bakınız, sizler hisselerinizi sattığınız zaman ortalama 150 bin lira kadar bir fiyat belirliyorlar. Fakat kendileri sattıklarında 400-450 bin lira fiyat belirleyerek piyasaya satıyorlar. Ve dikkat edin, almış olduğunuz hisseler genellikle Çavuş soyadındaki insanlara ait. Gördüğünüz üzere birçok belirsizlikler ve akıllarda soru işareti bırakan konular mevcut. Bunların daha şeffaf olması için, üyelerin birbirlerini daha iyi tanıyabilmesi için ve sizlere hesap verebilir şekilde yönetim için yola çıktık. Her sene havalimanında yemekler veriliyor. 150-200 kişilik olmak üzere. Sizlere sormak istiyorum. Siz bu yemeklere davet edildiniz mi? Konuşmuş olduğum üyelerin %99'unun yemeklerden bile haberi yok. Peki mevcut yönetim neden çağırmıyor? Çünkü mevcut yönetim siz değerli üyelerin o toplantılara gelip birbirinizle tanışmasını istemiyor. Eğer ki birbirinizle tanışırsanız var olan sorunları görür ve şu anki yönetime muhalefet olabilirsiniz. Bunu istemedikleri için sizleri davet etmiyorlar. Biz yönetime geldiğimiz zaman vaatlerimizde ilk sırada siz değerli üyelerin birbirlerini tanıması olacaktır. Bir mail sistemi kurup bütün üyeler birbirine rahatça ulaşabilecektir. Bizim hiçbir üyemizden korkumuz yok. 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Savco Genel Kurulu'nun öncelikle bizlere, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi o gün genel kurula bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.